Merhaba Eğitim Editörüne, hoş geldiniz. YKS'de tercih maratonu sürüyor. Bu maratonda hayatınızın tercihini yapmak için tercih ipuçlarını çok iyi bilmelisiniz. Bugün o ipuçlarını adım adım beraber yakalayacağız. Hadi başlayalım. Hocam hala tercih yaparken kararsız kalan, hangi bölüme gideceğim, hangi üniversiteyi seçeceğim diye çok fazla kararsız kalan öğrenciler var. Bugün yine hatırlatalım mı, tercih yapmanın ipuçları neler? Teşekkür ederim Nuriye. Sevgili öğrenciler, o Nuriye'nin sorduğu soru o kadar önemli ki, çünkü ya yanlış meslek seçiyorsunuz, hani yanlış hesap Bağdat'tan döner ama yanlış meslek seçimi de üniversitenin ikinci sınıfından dönüyor. Yani çocuk arasında okulu bırakıyorlar. Okulu bırakmıyorsa ne oluyor? Diplomayı bırakıyorlar. Ne demek bu? İşte çocuk mezun oluyor ama o işi yapmıyor mesela. Sonra kendine ait bir yetenek arayabiliyor. Ondan dolayı şehir seçme, arkadaşının okuduğu şehre gitme, ya da bu üniversitede okuyayım da hangi bölüm olursa olsun tarzı bir yaklaşım içerisine girme son derece sakıncalı. Ondan dolayı genel olarak hep böyle işte hangi mesleği en mükemmel yapıyorum? Mezun olduğumda hangi kariyer basamaklarına basarak yükselirim? Gibi hesapların yapılması gerekiyor. Bakın mesela bir TÜSİAD yetkilisi bu YÖK'ün çalıştayında şu ilginç cümleyi kullandı. 2019'daki çalıştaydı bu. Üst düzey bir yöneticiydi. Yetişmiş üniversite mezunu bulduğumuzda hazine bulmuş gibi seviniyoruz dedi. Ne kadar ilginç. Ve orada yani bir mühendisin, işletmecinin, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret, kimse artık aslında iş için başvuracağı kurumların başındaki yönetici yetişmiş üniversite mezunu bulduğumuzdan diyor. Bakın o yetişmekten de kastettiği ne biliyor musunuz? Birazcık dil bileceksiniz. Ondan sonra işte teknolojiye hakim olacaksınız. Hepsi bu. Yani aslında orada cümlenin de devamı şöyle. Çoğu üniversite mezunu diyor PowerPoint kullanmayı bile bilmiyor diyor. Şimdi burada ilginç. Bunu sürdüreyim bir iki dakika daha. Hı hı. Mesela OECD'nin yetişkin becerileri raporuna dikkat edin. Burada yetişkin derken 40 yaş üstünü tamamen onu kastetmiyor zaten. 16-65 yaş içerisinde yetişkinlerin teknolojiye hakimiyeti, yani bu özellikle üniversite mezunu bazında baktığınızda %2.9 ile %3 ile %9 arasında değişiyor. Ben toparlayarak söylüyorum biraz. 8.8. Ve ne oluyor? Her 100 yetişkinden 3'ü aslında minimum olarak ifade ederseniz üniversiteyi de bitirmiş olsa, meslek lisesini de bitirmiş olsa, 2 yıllık da bitirmiş olsa teknolojiye hakim değil. Oradan da hangi sonucu ortaya çıkıyor? Bakın orada dün okuduk buna. O PwC'nin TÜSİAD hazırladığı raporda. Üniversite mezunlarının %88'inin Türkiye'de teknolojiye hakim olmadığını ve kendilerini yenileyerek öğrencilerin aslında özel sektöre uygun bir diplomaya sahip olabileceklerini söylüyor. Noktayı şöyle koyuyorum. Değerli aileler, sevgili öğrenciler, her mesleği yazabilirsiniz. Tek bir koşulla, hani o bir siyah kuğu diyoruz ya, işte tek bir o koşulu var. Her mesleğin teknolojiye dönüştürülmesi gerekiyor. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Evet, hocam biz hep diyoruz aslında tercih yapmak, hayatı seçmek gibi. O yüzden doğru tercih çok önemli. Önemli olan bir konuda bölüm seçimi. Bölümleri iyi tanımak gerekiyor. Biz yine bölümler üzerinden gidelim hocam. Bölümleri tanıtalım, tabii, daha sonra sorularımıza geçeceğiz. Hemen biriyle başlamak istiyorum. Özel eğitim öğretmenliği. Nasıl bir bölüm? Ya tabii son dönemde çok rağbet gördü bu. Nuriye, çünkü özel eğitim öğretmenliği, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın durumunun aslında bir hastalık olmadığı, yani bunun bir durum olduğu ve bunun da aslında güzel bir eğitimle o çocukları hayata, sosyal ortama, psikolojik açısından iyi hale, daha iyi hale, hepimiz için geçerlidir bu, getirilebileceği ispat edildiği için özel eğitim öğretmenliği son dönemlerde rağbet gören bir alandır. Ve keyifli bir alandır bence. Çünkü
Yani insan yetiştiriyorsunuz neticede. Yani bunun özel eğitimi, normal eğitimi de olmaz. Siz ona bakacaksınız. İnsan yetiştiriyorsunuz ve bu da meyvesini daha iyi insan yetiştirmekle veriyor. Güzel bir alan, yazabilirler. Ha, çok özür dilerim. Orada diyeceksiniz ki hocam, özel eğitim öğretmenleri nasıl siyah kuğu olur? Hemen arkadan o soru gelir çünkü. Bakın, özel eğitim alanında bir öğretmenin özellikle çocukların ruh sağlıkları ile ilgili alanlarda yüksek lisans yapmaları ve okurken saptayacakları bir alanda yüksek lisans yapmaları durumunda özel sektörde çok tercih edileceklerini bilmeleri gerekiyor. Evet, şimdi bir ön lisans sorusuna geçelim hocam. Yine sağlık alanında diyaliz bölümü. İş imkanları nasıl? Nasıl bir bölüm? Vallahi şöyle bakın, bugün ben birçok öğrenciye, görüştüğüm öğrenciye bunu da ekle dedim. Yani çünkü sağlıkla ilgiliyse, nüfus artıyorsa, ömür uzuyorsa, her türlü sebepten dolayı bir takım hastalıklar ortaya çıkıyorsa, şu anda bütün dünyanın mücadele verdiği şey gibi, sağlığın her bir paresi, her bir parçası aslında yazılabilir niteliktedir. Ya çocuklar şöyle zannediyor Nur ya, aslında ana problem biraz da burada herhalde. Ya ben işte diyaliz yazarsam orada kalırım. Çocuklar, bunun 4 yıllığına yükselme var, 2 yıllık okurken başka bir üniversite okuma var, olmadı açık öğretim okuma var. Kısacası sürekli o eğitim dediğimiz bir kavram var. Bir başlangıç gibi aslında ön lisans ve ön lisans tabii alanları da çok genişledi. Önü de çok açık olan meslekler kesinlikle var. Onlardan kesinlikle birisi diyelim. Ya bir de şimdi şöyle düşünüyor çocuklar. Hayır, yani siz orada hayata atılıp kısa yoldan para kazanmaya başladıktan sonra herhangi bir yerden 4 yıllık bir okula doğru ya da dikey geçişe doğru bir planlama yaptığınızda ben inanıyorum ki çok güzel mesleklere kavuşacaksınız. Hocam, hazır sağlıktan konuşmuşken dün ebeliğe değinmiştik. Bugün biraz açalım mı ebeliği? Şimdi sevgili öğrenciler, tabii sadece dikkat edin, kızların yazabileceği bir bölüm bu, kız öğrencilerimizin. Yani orada dikkat edin, kazara yazarsanız ÖSYM onu siliyor. Ama silmezse, nasıl silmez? İşte virüs girer, görmez, silmez. Kazansanız da kayıt yaptıramıyorsunuz. Bu teknolojinin sağ solu belli olmuyor ya. Ya bu da bir sağlığın içinde bir alan değil mi? Evet. Anne çocuk sağlığına kadar olan alanda donanımları olan, dersleri olan bir alan. Yani okuduğunuzda keyifli okuyacağınız bir alan olduğunu da unutmayın. Bakın, yine ben şöyle bir alıntı yapayım Dünya Ekonomik Forumundan. Hı hı, tabii. Çok güzel bir ifade kullanıyor o raporda. Çocuklar, bu Dünya Ekonomik Forumu ne? Bakın, size Türkiye ve dünyada iş verecek olan kişilerin aslında görüşlerini ve beklentilerini yansıtıyor bu. Diyor ki, teknoloji alanındaki yenilikler dönüşemeyen mezunları sınırlandırmakta, iş dünyası dönüşemeyen üniversite mezunlarını kabul etmemektedir. Yani beyaz kuğularla çok işi olmuyor diyor. Siyah kuğularla, o dönüşme dediği bu aslında. O dönüşme ne peki? Siz makine mühendisliğini bitirdiniz ya, teknoloji biliyorum diyorsunuz ya. Şunu unutmayın, bütün dünyada herkes alim uyuyor, cahil uyanıyor. O birazcık şeyi ifade ediyor. Hızlı teknolojik gelişmeyi ifade etmek için kullanılan bir metafor. Şimdi burada siz o zaman mezun oldunuz ya, oho, bir yıl sonra teknoloji değişiyor. 2 yıl sonra o sizin öğrendiklerinizden eser kalmıyor. Ne oluyor o zaman? Ya ben makine mühendisiyim, zaten yazılımcıyım, işte biliyorum teknoloji. Ona eski teknoloji diyorlar. Teknolojiden kasıt yeni teknolojidir. Sevgili öğrenciler, bakın son bir cümle daha, uzun bir cümle olacak belki ama sağlıkta siyah kuğu nasıl olursunuz da aslında yine Dünya Ekonomik Forumu menşeili bilgi neyi veriyor? Tıbbi cihazları kullanabilen diyor Nur ya, bak şimdi çok dikkat et. Hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanları yetiştirilmelidir. Tüm sağlık çalışanları bilgisayar kullanabilmeli, veri bilimine hakim olmalı, veri analistliğine ve yabancı dil öğrenmelidir diyor. Ya ben sağlık çalışanıyım, işimi yaparım diyorsanız işte orada beyaz kuğu. Beyaz kuğusunuz, sahanız çok daralıyor. Buna dikkat edecekler. Hocam, analitik düşünme ve sanatsal bakış açısının birleştiği bir bölüm var. Endüstriyel tasarım. Bu bölümde biraz bahsedelim mi öğrencilere?
Vallahi biz de onu tavsiye ettiğimizde o ne ki diyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Daha ayrıntılı tanıtalım. Aynen aynen. Onu öğrenciye bu nedir, bunu yaz dediğimde o ne ki diyor. O zaman ben buradan üniversitelerimizin endüstriyel tasarım bölümlerini ve hocalarının lütfen gerek sosyal mecrada gerekse de fuarlarda çocuklara bunu tanıtmalarını rica ediyoruz. Ya aslında endüstriyel tasarım bir noktada işte bu bardaktan şu telefona kadar, al buradan bu kaleme kadar. Ama bunlar reklamı, tanıtımı, veri analistini artı burada halk neyi istiyor, neyi sevmiyor, hangi renk çeker, hangi renk iter. Kısacası çok kapsamlı bir alan bu. Bunu üretirken siz onun şekli, mesela meşrubat şişelerinde vardır. O üretimlerin ben bir seceresini okudum mesela Amerika'da vesaire. Emin olun şeyi hesaplıyorlar ya, bunu şöyle elinizle tuttuğunuz zamanki içerkenki bunları hesaplıyor endüstriyel tasarımcılar. Ne oluyor? İnsan psikolojisini, insan işte kültürünü, yaşını hesaplıyorsunuz. Ve burada ondan dolayı biz her zaman için şunu diyoruz. Yeteneğiniz neyse onun peşinde gidin. Kaldı ki hayal imkanlarından da bahsediyoruz. Hayal ediyorsunuz. Her yerde çalışıyor Nur ya. Yani şu bardağı kim üretiyorsa orada çalışıyor. Telefonu kim üretiyorsa orada çalışıyor. Kalemi çalışma kim üretiyorsa tabii. Ha bunu şöyle anlatabilirim. Siyah kuğusu var mı bunun, olmaz mı? Bakın burada al. Maden mühendisliği metalürji malzemeyi doğurmuş mu? Metalürji malzemenin altından da bu çıkmış mı? Al sen maden mühendisliği metalürji malzemeyi oku. Senden hala siyah kuğu olmaz endüstriyel tasarımda. Neden? Onun madenini biliyorsun. Üretim sürecinde daha etkin rol alırsın. Hocam bölümler üzerine konuşmuşken güzel bir soru geldi. Hocam tercihlerde tek bir bölüm yazmak sizce ne kadar doğru? Şimdi çocuklar olabilecek en büyük yanlış. Yani burada biz hayatınız boyunca çok hata yapacaksınız. Hepimizde olduğu gibi. Ama bu çok ciddi bir hata olur. Sadece bölüm yazdığınızda, bir tane bölüm yazdığınızda, yani nasıl anlatayım? Hani bir kural var ya, örneğin öğrenci 67.642 ise, biz zaman zaman burada tablo düşürdük biliyorsun. Kendisinden önce 67.641.000 kişinin kağıdı okunacak. Yani tercih formu okunacak. Onlardan çıkıp da işte 150 kişi, oranın kontenjanı 150 ise, onun yazdığı yeri yazarsa çocuk kazanamıyor. Bütün bunlara dikkat etmemiz gerekiyor açıkçası. Hocam Zeynep sormuş. Havacılık yönetimi hakkında bilgi verir misiniz? Ya şimdi havacılık yönetimi, havacılık sektörünün gelişmesine paralel olarak yazılabilir bir alan. Ama şunu hiçbir zaman için unutmayın sevgili öğrenciler. Yönetim dediğiniz zaman hani biraz işletmeye giriyor bu. Siz havacılık yönetimi okurken işte uçak elektroniği gibi daha böyle mühendisliği ilgilendiren alanlarda da ya sertifikasyon programlarından ya da lisansüstü eğitimlerden yararlanmanız gerekiyor. Çocuklar şimdi bu ekonomik forumlarda, YÖK'ün çalıştayında, sanayicilerin olduğu ortamlarda şimdi 21. yüzyılla 20. yüzyıl kıyaslanmış. Bakın orada diyor ki eskiden yani 20. yüzyılda verilerin yönetimi, saklanması, işlenmesi, aktarılması önemliyken, yani bir veriyi yan cebine koy tamam bitti. 21. yüzyılda veriyi bilgiye dönüştürme. Bakın dikkat ediyor musunuz? O veri analistliği denilen olgu. Veriyi bilgiye dönüştürme, sonra onu ekonomik değere dönüştürme. İşte bu neyi biliyor musunuz? Şu sanal paralar var ya, adeta onu anlatıyor. Herkes nasıl güvenir oradan bunu alır falan bilmiyorum. Ama insanlar bir takım rakamsal gerçekleri bayağı somut paraya döndürmüşler. İşte bu aslında 21. yüzyılın bilgisinin ekonomiye dönüştürüldüğünün en büyük örnekleri arasında sayılıyor. Ha, siz hayatta nasıl başarılı oluyorsunuz? Bilgiyi ekonomik değerlere dönüştürebiliyor musunuz veriye? İşte o zaman. Bu kadar basit. Ne diyordu çocuklar bir sanayici? Başarılı olmak ve zengin olmak için 3 şey yetiyor. İyi bir bilgisayar, iyi bir fikir, iyi bir ekip. Bir oyunu adını vermeyelim, 100 gencimiz geliştiriyor.
1.8 milyar dolara satarak Türk ticari tarihinin rekorunu kırıyor. Bu 100 gencimiz sizin o hep girmek istediğiniz en büyük üniversitelerden mi mezun Türkiye'de? Hayır efendim. 135 tane Anadolu'daki değişik üniversitelerden, bunun içinde İstanbul'da, ODTÜ, Boğaziçi falan da var ama siz bunlara dikkat edin yeter çocuklar. Hocam Cihat sormuş, hemen soruma geçiyorum. Merhaba hocam, mekatronik mühendisliği tercih edip dikey geçişle endüstri, makine ya da elektrik, elektronik mühendisliğine geçiş yapmayı planlıyorum. Ne tavsiye edersiniz? Ya yapabilir. Bu da gerçekten onun diplomasını güçlendirir. Çocuklar şöyle düşünün, sektörel genişlik dediğimiz bir şey kavram vardı. Mesela en çok bu uzaycılık, havacılıkta, otomotiv mühendisliğinde ve mekatronikte karşınıza çıkıyor veya uçak mühendisliğinde. Okudunuz mu? Ben sadece uçağın mühendisiyim gibi algılanmaz mı piyasada? Ondan dolayı uçak mühendisliğini okuyunca makinede genel anlamda yüksek lisans yapmak var ya, ya da uzaycılık, havacılıkta okuduğunuz zaman o alanı ilgilendiren yazılım olabilir, elektrik, elektronik, makine olabilir, yüksek lisans yapıyorsunuz ya, ya da otomotiv okuyorsunuz, diplomanızı genel makinayla taşlandırıyorsunuz ya, işte o sektörel genişlik dediğimiz bu. Şimdi şurada çok bir çocuğumuz haykırıyor, hemen okuyacağım. Hocam hemşirede nasıl siyah kuğu oluruz? Bakın ne çocuk, biliyor musunuz? Alın moleküler biyoloji ve genetikte, bulunduğunuz kurumun genom merkezinden yürüyün gidin. Yüksek lisansınızı yapın. Olay budur. Hocam bizi çok iyi takip eden bir öğrenci eminim. Geomatik mühendisliğinde kara kuğu nasıl olunur? Nasıl olunur hocam? Nasıl bir bölüm? Ya geometrik aslında çocuklar, gidip haritada direkt yüksek lisans yaptığınızda siyah kuğu olursun, çünkü o da bir haritacıdır özünde. Evet, Fadime sormuş. Yerel yönetimler bölümü hakkında bilgi verir misiniz? Bonus hocam. Bir yolunu bul, bunda yüksek lisans yap. Bu mu sadece? Tabii, o şeyi söylemedim. Yani bunu biraz bölümü tanıtalım mı hocam? Ya yerel yönetimlerin işi nedir mesela? Onlar yapar. Yani bunun gerek iskanından tut da ihalesine kadar, çevre düzenlemesinden tut da buradaki politikaların belirlenmesine kadar. Yani yerel yönetim bir politika üretmedir aslında. Orada aslında küçük mini anlamda bir işletmecidir. Yani biz genel olarak daha genel okuyun, yüksek lisans yapın ya da 4 yıllığa tamamlayın falan diyoruz ya. O noktadan karşımıza çıkıyor. Konu. Tamam. Hocam sosyoloji mezunları nerelerde çalışır? Çocuklar bu tabii kurumlar eskiden sosyolog çalıştırıyorlar, sosyal psikolojiyi bildikleri için. Orada bir küçük bir daralmamız var ama sosyolojiyi bitirdin, sosyal hizmetlerde yüksek lisans yaptığında siyahımsı bir kuğu olursun. Bak orada dikkat edin. Hocam istatistik hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram bonus hocaya geçtim şu anda. Nuria sorularını hazırlarken. İstatistik çocuklar veri bilimiyle taçlandırılırsa, bakın, İstatistik kaymaksa veri bilimi baldır, balla kaymağı birleştiriyorsunuz. Akıl almaz lezzetli bir meslek olur. Kural neydi çocuklar? Bir kez daha hatırlatıyorum. Mezunu çok diyene veriyorsunuz, mezunu az bölümü yaz diyorsunuz. Yazamıyorlar. Demek ki mezunu çokçulardan uzak duracaksınız. Bu meslek öldü diyenlere neye dayanarak diyorsun, bu meslek nasıl ölüyor? Yani şimdi derler ya, işte inşaat öldü. Yok olacak. Tabii köprüler eskimeyecek. Yollara ihtiyaç duyulmayacak. Bunlar var. Ölü tercih diyenler de çocuklar size istemediğiniz yeri yazmaya zorluyordur. Ölü tercihi de öğrenciler çok iyi anladı artık. Onu anladılar. Olmadığını. Tabii hoca karşı yazma falan diyorlar zaten. Yani hoca, yorumlarda da belirtiyorlar. Hocam Hayat sormuş. Grafik tasarım bölümleri özel yetenek sınavıyla mı öğrenci oluyor? Yani alan vardır. Siz onlara bakın ama genel olarak özel puanla alıyor grafik tasarım. Yani onu siz kendiniz özel koşulları okuyarak özellikle vakıflarda değerlendirebilirsiniz. İç mimarlıkta mesela yetenekli alan da var, almayan da var. Orada dikkatli olmamız lazım. Yapay zeka uygulamaları tıpta hızla yer almaktadır diyor çocuklar, bilimsel çalışmalar. Ve diyorlar ki çok ilginç. Yani tıpta yapay zekayı anlatırken yapay zeka uygulamaları tıpta hızla yer tutmaktadır. Kanser araştırmalarında, kırıklarda, Alzheimer'da, tansiyonda, diyabette yapay zeka alanında çok isabetli tanılar, tedavi uygulamalarının olduğunu söylüyorlar. Oradan şunu söylüyor. Bütün alanların
aslında teknolojiye hakim olmak zorunda olduğunun altını burada bir kez daha çizmiş oluyorum. Hocam, Aleyna sormuş. Biyokimya bölümü ülkemizde sayılı üniversitede var. Bu bölüm hakkında bilgi verir misiniz? Kapsamı ve iş olanakları nasıl hocam? Şimdi şöyle düşünün. İnsan vücudunun bir kimyası var, bitkinin bir kimyası var, hayvanların bir kimyası var, taşın, toprağın bir kimyası var. Ve buradan hareket ettiğimiz canlılarda biyolojik organizmalar var. Buradan hareket ettiğimizde biz biyokimya aslında biyolog gibi, laborant gibi çalışır ama siz eğer biyoteknolojide yüksek lisans yaparsanız ya da farmakolojide oradan direkt ilaç sanayine doğru yol alırsınız. Unutmayın çocuklar, Türkiye'de ilaç sanayinin %55'i yerli sanayidir. Ve bu son 5 yılda artarak ilerliyor. Bunlar resmi rakamlar. Bu da size duyurulur. Bu arada yüzlerce kalp göndermiş Nilay. Biz de kendisine aynısını iade ediyoruz sevgi dolu. Hocam, ilk öğretim matematik öğretmeninin geleceği nedir? Evladım, matematiğin geleceği biter mi? Her şey matematiktir. Lütfen yaz ama kendini de geliştirmeye unutma. Hocam diyor, hocam babam kimya öğretmenliği okumamı istiyor. Tercih yapmalı mıyım, boşta kalır mıyım? Siyah kuğu nasıl olunur çocuğa zorla yazmış Eda Nur'a babası. Öğretmenlik istemiyor herhalde. Ama iyi kimya öğretmenliği. Bana göre yazılabilir. Senin ne istediğin önemli. Yani, aslında burada biraz da onu sormak lazım. Tabii Nur ya, bir mi? De kimya öğretmenliği tuttuğu içindir. Ben ihtimalleri sayayım. Çocuk öğretmenlik olmayan başka bir bölümü iyi bir üniversite okumaya kalkıştığı içindir. Bir çocuğun babası İlla kimya öğretmenliği yaz diyorsa ben o listeyi görmeliyim. Onun için çocuklar, suçunuza ortak olmadım, özür dilerim. Hocam, Burcu sormuş. Sayısal 295 bindeyim. Tercih aralığım ne olmalı? Moleküler biyoloji ve genetik bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? 295 binde hocam sayısalda. Ya yazabilir. Tabii daha düşük yerler de var ama burada moleküler biyoloji ve genetiğin alanlarına baktığınız zaman ilaç sanayine sadece biyolog olarak mezun oluyorlar biliyorsunuz. Genetik alanda çalışabiliyorlar ama bir de ilaç aşı sanayinde çalışabiliyorlar. Yani yolu açık. Ben burada öğrencimiz çok ilginç bir şey sormuş. Hocam, diyetisyeniz çok iyi, başhemşire olabilir miyiz? Yani evet, bu yol nasıl açılır sana? Hemşirelikte yüksek lisans hakkı tanıyorlarsa olur. Ama diyetisyen okuyup daha sonra hemşirelik okuyabilirsin diyorum. Zor bir yol. Hocam, psikolojide siyah kuğu nasıl olunur? Klinik psikoloji, kriminoloji gibi alanlarda, çocuk psikoloji gibi alanlarda okursan siyah kuğu olur. Hocam, hemen okul birincisinden bir soru gelmiş. Onu okuyalım. Daha sonra zamanımız azaldı. Merhaba hocam. Sıralamada 23.600 deyim. Okul birinciliğim var. Devlet Üniversitesi'nde tıp istiyorum. Kazanabilir miyim? Kazanırsam hangi üniversiteler olur? Teşekkürler demiş. 23.600 de hocam okul birincisi. Şimdi öncelikle genel kontenjanla tıp kotasının hafif altında. Genel kontenjan zorlayabilir. Bu sene tıplar düşerse. Okul birinciliğiyle tutmayabileceğini düşünerek diş hekimliğinden de yaz diyorum. Çünkü ÖSYM ne diyor? Okul birinciliği kontenjanları sınırlıdır. Sadece okul birinciliğine güvenerek yazmayın. Genel kontenjanla tutan yerleri de yazın diyor. Şimdi çocuğumuz 23.600 olduğu için genel kontenjanda tıpta zorlanabilir. Ama tutabilir de. Ne yapacak? Diş hekimliklerine ya da eczacılıklara. Diğer alanlara da yönelebilir. Tamam gerekiyor. Hocam. Yarın tekrar devam edeceğiz. Eyvallah, sorularımıza. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Evet, şu anda aşağıda yazan sosyal medya adreslerimize sorularınızı gönderebilirsiniz. Bizler her gün bu ekrandayız. 20 Ağustos'a kadar tercih boyunca sizleri yalnız bırakmıyoruz. Yarın yeniden buluşalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.